Arkadaşlar merhaba, Kimya Ailesi'ne hoş geldiniz. Bugün TYT'nin ve 10. sınıfın son ünitesi olan Kimya Her Yerde ünitesine bakacağız arkadaşlar. Genelde sözel bir konu olarak bilinir. Unutulur genelde bu ünitede geçen olaylar. Biz şimdi bunları şöyle nasıl unutmadan aklımızda tutarız, nelere dikkat etmemiz lazım, bunlara beraber bakacağız. Bugünkü dersimizde temizlik maddeleri ve polimerleri tanıyacağız. Hadi bir önce temizlik maddelerine bakalım. Şimdi sabun temizlik maddelerinden biridir. Hayvansal ve bitkisel yağların sodyum hidroksit veya potasyum hidroksitle tekmesinden sabunlar oluşur. Yağ lazımmış yani bize. Yağları alıyorsun. İşte bu zeytinyağı olur bitkisel yağ olarak çoğunlukla. Ya da bazı hayvansal yağlardan da yapılabiliyor. Sodyum hidroksitle tepkimeye sokuyorsun. Katı sabun, beyaz sabun, sert sabun elde ediyoruz buradan. Yani sorularda buna katı sabun derler, beyaz sabun derler, sert sabun derler. Formülünü de şu şekilde ifade ederler. C17H35COONa. Hani sodyum hidroksitle girdi ya, sonunda sodyum olacak. Oradan aklımızda tutalım. Katı sabunun kimyasal adı ise sodyum stereattır. Yani sodyum iyonu bağlı, stereat köküne bağlı. Şuranın ismi stereat kökü. Sodyum stereat elde etmiş oluyoruz. Peki yağları potasyum hidroksitle tepkimeye sokarsak o zaman da sıvı sabun, diğer adıyla Arap sabunu elde etmiş oluyoruz. Arap sabununun formülü de C17H35COOK formülü oluyor arkadaşlar. Adı potasyum stereat olarak biliniyor. Sıvı sabun, Arap sabunu, yumuşak sabunu, yüzey temizlik maddesi falan diye de ifade ederler. Formülü budur arkadaşlar. Peki sabunların avantajı ya da dezavantajından biraz bahsedersek. Mesela sabunlarla ilgili en büyük dezavantaj yani kötü yanı sert sulardaki kalsiyum ve magnezyum iyonları ile çökelti oluşturur ve temizleme yapılamaz. Sert suyu genelde halk arasında kireçli su diyebiliriz. Kireçli sularda kalsiyum artı 2 iyonları ve magnezyum artı 2 iyonları vardır. Sabunlar da bunlarla çökelti oluşturur ve dibe çökertir. O yüzden de köpüremez, temizlik yapamadan ortamda kalır. Sabunlar peki temizlik yaparken nasıl yapıyorlar? Yapılarında hidrofil ve hidrofob kısımlar var arkadaşlar. Hidrofil kısım COONa diye ifade ettiğimiz kısım ki bu kısımda hem iyonlar vardır ve bu kısım şöyle komple olarak bakıldığında polar yapılı uçtur. Su da polar olduğu için su ile etkileşmek isteyecektir. Diğer kısımsa hidrokarbon yani karbon ve hidrojenlerden oluştuğu için şu şekilde gösterilir. Hidrofob yani suyu sevmeyen, su ile etkileşmek istemeyen kısımdır. Peki bu kısım ne yapacak? Bu kısımda yağlarla, ortamdaki yağlarla ya da kirlerle etkileşecek. Şimdi suyu seven kısım suyla etkileşti. Suyu sevmeyen kısım kirle etkileşti. O zaman kiri suyla beraber götürür. Akar gider elimizden ya da yüzeyden. Yani sabunların olayı bu. Bir taraf suya tutunuyor, bir taraf kire tutunuyor. Kiri de suyla beraber alıp götürüyorlar. İşte C17H35 kısmına biz hidrofob kısım diyoruz. Diğer kısımlara hidrofil kısım diyoruz. Ve bu şekilde temizleme sağlanıyor arkadaşlar. Peki deterjan. Deterjan kir sökücü anlamında bir maddedir. Petrol ürünü kimyasallarında üretilir. O yüzden eski çağlarda mesela simya döneminde falan deterjan kesinlikle yoktur. Petrolün keşfinden sonra yani 100-150 yıllık ortalama bir geçmişi vardır deterjanın. Formülleri C12H25 olacak bakın mutlaka. Devamında OSO3 oluyor. Na olur. Veya SO3 benzen halkası Na olur. Ama özellikle karbon sayısından C12H25 şeklinde aklımızda tutabiliriz. Onun dışında SO3 yapısından aklımızda tutabiliriz. Birinde benzen halkası var, birinde yok. Orada hani benzen halkası görünce zaten kesin benzen halkası dediğimiz şu yapı deterjan diyebiliriz arkadaşlar. Bu formüllere sahip olabiliyor deterjanlar. Deterjanların sabuna göre avantajı sert sularda çökelti oluşturmuyor. Yani sert de olsa yumuşak da olsa her çeşit suda temizleme işlemini yapabiliyor. Yapılarındaki bazı maddeler şu benzen halkası gibi mikroorganizmalar tarafından parçalanamadığı için çevre kirine sebep olabiliyorlar ama. Yani bu da kötü özelliği. Hani sert sularda temizlik yapabilmesi güzel özellik ama çevre kirine sebep olması kötü özellik çünkü mikroorganizmalar bu yapıları parçalayamayabiliyor. Deterjanlarda da aynı sabunlar gibi hidrofil ve hidrofob uç vardır. Şu kısım, şu sodyumlu ya da işte OSO3 sodyumlu kısım hidrofil uçtur.
suyu seven uçtur. Baş kısmı derler buraya. Geri kalan kuyruk kısmı diye de ifade edilen hidrofob kısımsa suyu sevmeyen uçtur. C12H25 kısmına hidrofob, diğer gruba ise hidrofil kısım denir arkadaşlar. Yine aynı şekilde sabunlardaki gibi hidrofob kısım kirle, hidrofil kısım suyla etkileşiyor ve kirin suyla beraber akıp gitmesini sağlıyor. Deterjanın olayı bu. Peki nasıl temizliyorlar kiri? Biraz daha detaylı inceleyelim. Bakın şu yüzey. Yüzeye yapışmış bir kir var. Burada da sabun molekülleri var. Sabun molekülleri suyla beraber ortama geldiler. Hidrofob kısımları ne yaptı? Hemen kire yapıştı. Çünkü kiri seviyor. Hidrofil kısımları, yani şu baş kısımları da suyun içinde kalmaya devam etti. Kire iyice tutundular. Hepsi kirin etrafını sardılar. Kiri yüzeyden kaldırmaya başladılar. Ve böylece kiri suyla beraber götürüyorlar. Bu oluşan yapılara misel deniyor arkadaşlar. Misel yapıları oluşturuyorlar. Ve yani kiri ortaya almışlar. Hilal taktiğiyle onun etrafını çevirmişler, götürüyorlar. Bu olaya misel oluşturma deniyor. Ve misellerle kirleri götürüyorlar. Yüzeyi temizlemiş oluyorlar. Sabun ve deterjanın yüzeyi temizlemesi bu şekilde gerçekleşiyor. Peki başka bir temizlik maddemiz olan çamaşır sodası. Formülü Na2CO3'tür. Tek başına veya deterjanların içerisinde kullanılabilir. Yani deterjanlara katkı maddesi olarak da katılıyor çamaşır sodası. Amacı suyun sertliğini, yani kirecini azaltmak, kirecini düşürmektir. Suya sertlik veren kalsiyum ve magnezyum iyonlarını bu çöktürüyor. Yani öncesinde onları bir yok ediyor. Daha sonra sabun ya da deterjan ortamı temizliyor. İyi bir temizlik sağlanıyor arkadaşlar. Çamaşır suyuna gelirsek. Çamaşır suyunun formülü NaClO, yani sodyum hipoklorit. Sodyum hipoklorit maddesi var. Bu bir bazik tuzdur aslında. Bunun sulu çözeltisiyle çamaşır suyu hazırlanabiliyor. Yükseltgen özelliğe sahip olduğundan mikropları öldürüyor. Ve ağartma işlemi yapıyor. Yani kumaşları aslında yapısını birazcık değiştiriyor. Onları yükseltiyor ve ağartma işlemi yapıyor. Etki ettiği maddenin rengini açar ve maddeyi ağartıyor. Boyama işleminin ilk basamağında da çamaşır suyu kullanılır. Çünkü önce bir eski rengi atılır çamaşır suyuyla, ağartılır. Sonra üzerine boya vurulur. Tekstil endüstrisinde yapılır bu. Ayrıca mikrop öldürücü olduğu için ev, iş yeri, hastane, okul gibi yerlerde hijyen amaçlı olarak da kullanılır. Hücre zarlarına ve proteinlere etki ettiği için tahriş edici, korozif etkisi vardır. Ciltle temas ettirilmemelidir çamaşır suyu. Bu konuda dikkatli olmalıyız. Kireç kaymağı. Kireç kaymağı özellikle bazı alanlarda kullanılan bir dezenfektan türüdür arkadaşlar. Formülü kalsiyum OCl parantez 2. Kalsiyum hipoklorit olarak söylenir. Nasıl elde edilir? Sönmüş kireç süspansiyonundan, yani sönmüş kireç içeren sudan klor gazı geçirdiğinde işte bu yukarıdaki adamı elde ederiz biz. Buna da biz kalsiyum hipoklorit diyoruz. Granül, şurada gördüğünüz gibi granül ya da tablet, buradakiler tablet, granül biraz daha küçük oluyor. Granül ya da tablet şeklinde beyaz bir katı olarak bulunuyor genelde. Mikroorganizmaları parçalayarak yok ettiği için temizlik amacıyla kullanılıyor. Gıda endüstrisinde sebze meyveleri mikroorganizmalardan temizlemek için az miktarda kullanılır. Çok fazla değil çünkü hani zararlı etkileri olabilir. Ama sebze meyveleri temizlemek amacıyla kullanılır. Ayrıca havuz suyunu dezenfekte etmek amacıyla da kireç kaymağı kullanılır. Havuzdaki o klor kireç kaymağından gelir arkadaşlar. Reçel yapımında da yumuşak meyvelerin dağılmaması için belli bir oranda kullanılır. Yani şimdi şöyle, hani kireç kaymağı dezenfektan ama gıdalarda da belli bir orana kadar kullanıldığını bilelim. Yani gıdalarda bir miktar kullanılabiliyor. Peki şöyle bir sorumuz var mesela. Demiş ki yukarıda deterjan etken maddesinin molekül yapısı verilmiştir. Deterjan molekülünün kirli yüzeyi sarması ile ilgili. Evet, SO3Na neydi? Deterjanın yapısıydı. Benzen halkası da içeriyor. Kir ile deterjanın hidrofilik kısımları etkileşir. Hidrofil neydi? Suyu seven kısım. Hidrofil kısım suyla etkileşiyor. Suyla. Hidrofob kısım kirle etkileşiyor. O zaman bu yanlış. Misel oluşumu şeklindedir. Evet, kirin etrafını sararlar. Kuyruk kısımları kire yapışır. Baş kısımları suya tutunur ve giderler. Doğru. Deterjanda da sabunda da bu yapı var. Deterjan etken maddesinin SO3Na kısmı hidrofobiktir. Hayır, hidrofiliktir. Ne yapıyordu o taraf? Suya tutunuyordu. Suyla etkileşiyordu. O yüzden bu yanlış. Yalnız 2 diyebiliriz arkadaşlar.
Başka bir madde, hijyen amacıyla kullanılan temizlik malzemeleri olan çamaşır suyu ile ilgili. Çamaşır suyunu soruyor bize. Aşındırıcı ve zararlı bir etkiye sahiptir. Evet, korozif etkileri olabiliyor dedik. Mikrop öldürücü etkisi vardır. Tuz ruhu ile birleştiğinde zehirli gaz açığa çıkar. Evet, bakın buna özellikle dikkat etmeliyiz. Tuz ruhu ve çamaşır suyu birleştirilirse, yani hani güya ikisi temizlik maddesi ya, ikisini karıştırıverelim. Ne olur o zaman biliyor musunuz? Klor gazı açığa çıkar. Ve klor gazı zehirli bir gazdır. Ayrıca geri kalan kısmında da su ve tuz oluşur. Yani öyle çok iyi bir temizlik falan da sağlayamazsınız zaten burada. Ama biz genelleme olarak zaten şunu deriz. Temizlik maddeleri birbiriyle karıştırılmaz. Çünkü içeriğini çok hakim olmayabiliriz, bilemeyebiliriz. O yüzden karıştırılmaz temizlik maddeleri. Tuz ruhuyla çamaşır suyunu karıştırdığında da zehirli bir gaz açığa çıkar. O yüzden çok çok tehlikelidir. Burada da diyor ki sönmüş kireç süspansiyonundan klor gazı geçirilerek elde edilen kalsiyum hipoklorit neydi? CaOCl2 idi. Evet, işte burada gösterilen kimyasal formül budur. Granül veya tablet şeklinde olabiliyordu. Mikroorganizmaları parçalayarak yok ettiği için temizlik amacıyla kullanılıyordu. Evet, bu da doğru. 1, 2, 3 diyebiliriz arkadaşlar. Ve temizlik maddeleri bitti. Şimdi bakalım polimerlere. Polimerler arkadaşlar küçük moleküller, yani monomerlerin birbirine bağlanmasıyla oluşan büyük moleküllerdir. Bu oluşan büyük moleküllere polimer, olaya da yani tepkimeye de polimerleşme tepkimesi deriz. Monomer dediğim minik bir molekül. Bundan binlerce, milyonlarca bazen birleşip polimerleri oluşturabiliyor. Tabii monomerler aynı tür veya farklı tür olabiliyor. İşte AAAA da birleşebilir, AB birleşir. Sonra AB, 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 AB diye yan yana bir sürü sıralanır. O da ile polimerleşme olur. Polimerler oluşum şekillerine göre doğal veya yapay olabilirler. Yani doğal polimerler var. Mesela ne olabilir? Polisakkarit, proteinler, yün, ipek, bunlar doğal polimerlerdir arkadaşlar. Ama yapay polimerler de var. Naylon, plastik, teflon, böyle daha çok plastik ürünleri. Kevlar, kauçuk, bunlar da yapay polimerlerdir. Kauçukta şöyle bir ayrıntı var. Hem doğal yoldan hem yapay yoldan elde edilebiliyor. Biraz daha yakından tanıyacağız birazdan bunları. Polimer zincirinde tekrar eden birimlere ise mer denir. Bakın bu önemli bir detay. Şimdi benim monomerim vardı. Mesela şöyle gösterelim. CH2, CH2 diye monomerim vardı. Şimdi bu monomerden binlerce aldık. Onu N sayısıyla gösteriyoruz. Sonra bunlar birbirine bağlandı böyle binlercesi. Tabi bağlandığında şöyle bir şey oluyor. Yeni bağlar yapabilmek için aradaki ikili bağın biri kırılıyor. Ve işte bu taraflara doğru böyle bağlanıyor. Binlercesi zincir oluşturuyor. Benim bu yapıma N'i şuraya yazıyorum. Yani diyor ki bundan tekrar eden binlerce var. Bu yapıma polimer deniyor. Bakın şu monomer. Bu polimer. Ortadaki tekrar eden kısım. Yani CH2, CH2 sadece şu kısma ise ne deniyor? Mer deniyor. Tekrar eden kısım. Merle monomer farklı. Monomer daha hiç bağlanmamış hali. İlk hali. Mer bağlanmış sürekli tekrar eden kısım. Polimer ise bu yapının tamamı. Aralarında böyle bir fark var. Bunu bazen soruyorlar, dikkat edelim. Bazı yaygın polimerleri tanırsak. Mesela kauçuk. Kauçuğa ne demiştik? Doğal yoldan veya sentetik yoldan yapılabiliyor. Tropikal bir ağaç türüdür aslında kauçuk. Tropikal bölgelerde yetişir. Doğal kauçuk da kauçuk ağacından elde ediliyor. Sentetik kauçuksa petrol, kömür veya diğer hidrokarbonlardan yani organik bileşiklerden çeşitli işlemler sonucunda elde ediliyor. Nerede kullanılır? Ayakkabı, paspas, döşeme malzemeleri, sağlık malzemeleri, eldivenler vesaire. Oyuncak toplar, temizlik ve ameliyat eldivenleri, ambalaj malzemesi, poşet yapımı, telefon kabloları kauçuktan yapılabilir arkadaşlar. Yani biraz böyle dayanıklı bir plastik tarzıdır bu. O yüzden kullanım alanı yaygındır. Polietilen, PE ile gösteririz. Etilen monomerinin az önce gösterdiğim örnek etilendi. İşte bunu polimerleştirmiştik mesela. N tane almıştık falan. Bunun polimerleşme sonucu ne oluşuyordu? Şöyle bir yapı oluşuyordu. Şöyle iki tarafa doğru da giden CH2, CH2 yapıları oluşuyordu. Buna ne diyeceğiz biz? Polietilen diyeceğiz. Etilenden polietilen elde ettik ve PE şeklinde gösterdik. Sentetik tabii yapay yollardan elde ediliyor. Üretim şartlarına göre farklı özellikle polietilenler yapılabilir. Naylon poşetlerde, oyuncaklarda, ayakkabılarda, filmlerde, dondurulmuş yiyecek paketlerinde, kablo kılıfları, borular bazen yapılabilir polietilenden. Çöp sepeti, bazı giysiler polietilenden yapılan, çanta gibi çeşitli malzemelerin üretiminde
polietilen kullanılıyor arkadaşlar. Kevlar. Kevlar mesela iki farklı monomerden üretildi. Amin ve asit klorür adında iki tane farklı monomeri birleştirirsin. Sonra bunları binlerce defa birleştirirsin. Ve sentetik bir polimer olan Kevlar'ı elde edersin. Kevlar kurşun geçirmez ve yüksek sıcaklığa dayanıklı giysi yapımında. Zırhlı araçlarda, uçak kanadında, gemi halatı, paraşüt, dağcılık ipleri, fren balatası gibi yani oldukça dayanıklı bir polimer çeşittir Kevlar arkadaşlar. Polietilen terafitalat var. Yani pet şişe. Şimdi PE yani polietilenle polietilen terafitalat karıştırılabilir. Polietilen ne demiştik? Böyle plastik, naylon falan oralarda kullanılıyordu. Polietilen terafitalat pet şişe ise bu da iki farklı monomerden oluşuyor. Yine bu bildiğimiz şu su şişelerinde, içecek şişelerinde, kavanoz, film, ambalaj yapımında kullanılabiliyor. Pet şişe ismi bu malzemenin kısaltılmasından geliyor. Pet şişe. Teflon, teflon da günlük hayattan biliriz. Tetrafluor eten monomerinin polimerleşmesiyle oluşuyor. Nerede? Yapışmaz tava ve tencere yapımında, uçak ve otomobil endüstrisinde, araçlarda, bazı yerlerde, bazı alanlarda kullanılabiliyor arkadaşlar teflon. Polistiren diye bir şey var. Bu da fenil eten, yani diğer adıyla stiren monomerinin polimerleşmesiyle oluşur. Böyle biraz daha hani pikniğe giderken tek kullanımlık tabak, çatal, kaşık götürürüz. Onların üretiminde polistiren kullanılır. Yumurta meyve ambalajları, plastik köpükler, böyle daha çok tek kullanımlık. Bitki saksıları, çatı kaplama malzemeleri, hani yalıtım için çatılara, binalara vesaire yaparlar. Polistirenden yapılır arkadaşlar. PVC yine günlük hayattan bildiğimiz bir malzeme. Poli, vinil, klor. Pencere ve camda kullanılıyor ama kısaltması pencere ve camdan gelmiyor tabii ki. Aklınızda kalsın diye söylüyorum. Poli, vinil, klor. Böyle camların etrafında plastik doğrama yapıldığında kullanılan malzeme. Vinil klorür adlı monomerin polimerleşmesi sonucu elde ediliyor. Bakın hep ne yapıyoruz biz? Mesela vinil klorürse başına poli koyuyoruz, polivinil klorür oluyor. İşte strendi başına poli koyduk, polistiren oldu gibi. Polimerleştirince başka moleküllere dönüşüyor bunlar. Polivinil klorür nerede kullanılır? Elektrik kablolarının dış yüzeyinde. Kapı, pencere, çatı, yer kaplaması, su borularında, bazı tıbbi malzemelerde PVC kullanılır. Polimerlerin olumlu ve olumsuz özelliklerini bir tanıyalım. Mesela esnektir, hafiftir, hani taşıması kolaydır plastik malzemeler, dayanıklıdır. Kolay şekil alırlar. Ahşap yerine polimerlerin kullanılması ormanların korunmasını sağlar. Kimyasal etkilere karşı yine dayanıklıdırlar, tepkimelere. Mesela özellikle söylüyorum bunu. Polimerler, plastikler asit bazlarla asla tepkimeye girmezler. Bunu iyi bilelim. Asit bazlara karşı inerttirler. O yüzden asit bazları hep polimerlerin içinde saklayabiliriz. Maliyetleri düşük, üretimi kolay. Isıyı, elektriği ve sesi iletmiyorlar. Mesela elektrik akımını geçirmez polimerler. O yüzden de bir avantaj. Ama olumsuz özellikleri çevreye kirlilik bırakabiliyorlar. Doğada parçalanarak zararsız hale gelmeleri bazen binlerce yıl sürebiliyor. O yüzden kalıcı kirliliğe sebep oluyorlar. Geri dönüşüme atsak dahi ilk kullanımdan kalan çevrede kirlilik oluşturabiliyorlar. Üretim ve kullanım aşamalarında. Kanserojen etki gösterebiliyorlar gıdalar bunların içine konulduğunda bazıları. Özellikle sıcak gıdalarda mesela sıcak çayı plastik bardaktan içmeyin. Kanserojen etki gösterebilir. Sulardaki canlılara zarar verir hatta ölmelerine neden olabilirler su kirliliğine sebep olduklarında. Ve mesela 2019 TYT'de çıkan bir soru. Tencere ve tava gibi mutfak malzemelerin iç yüzeyleri çok yüksek erime noktasına sahip ve kimyasal etkilere karşı dirençli olan polimerlerle kaplanır. Tencere, tava deyince aklıma ne geliyor? Teflon geliyor. Peki teflonun kısaltılmışı neydi? Poli tetra fluoro eten. Hani flor, teflon oradan aklımıza gelsin. PTFE diye yazılır. Teflon şeklinde de gösterilebilir. Ama gerçek bilimsel kısaltması budur. PVC borulardaydı. PET şişelerdi. PE plastik malzemelerin bir kısmında. Polistiren tek kullanım plastiklerdeydi. PTFE ise tencere ve tava gibi yanmaz, yapışmaz malzemelerde kullanılan polimerimiz. Evet, kimya her yerden ilk kısmını bitirdik arkadaşlar. Bugünlük dersimiz bu kadar. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Kanalımızı arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayınız. Hepinize iyi günler, iyi çalışmalar.